Elif de geldi. Elif, merhaba, burada Ha, mısın? merhaba Anladım. arkadaşlar, buradayım da hala araba Merhaba. sürüyorum. Ben dinleme Ha, modundayım şu anda. tamam. Çünkü sen bize Kur'an ayetlerinden şey yapacaktın. Evet. Şey geldiğin zaman. Tamam. Ya ben Biz devam edelim. ayetleri Şimdi söyleyeyim isterseniz de sizin ne anladığınızı mesela alabiliriz. Ben şey yaparken Cin suresi 28. Evet, Cin 28, Ra'd 8 gibi ayetlerde ne anlıyoruz mesela? Yani oradaki adet her şeyi tamam. adet olarak saydı. Ben ne anlıyoruz? Bence şu an şeyi tartışalım da önce. Özgür irade, yani bu özgürlük, irade, bunun sebep sonuç ilişkisini bence önce bir tartışalım. Bence sonra ayetleri gelsek daha iyi. Çünkü şu an kavramsal bir şey var. Kargaşa var şu an. Anlıyorum. Ben ayetleri Yani anlamadan o kavramların clear ya açıklanabileceğini düşünmüyorum açıkçası arkadaşlar. Tam tersi aslında Hayır. başta, yani Big Bang'den önce yasalar yaratılıyor. Yani ve bu yasalar bugünkü haliyle var. Tek seferde hatasız biçimde yaratılıyor bu yasalar. Tümü insan zihnini içine alan yasalarda dahil. Ve bu yasalar hesaplanırken bunlar tamamen matematikten ibaret. Bunların hepsi Yani levh-i mahfuzda olan, kayıtlı olan yasalar. Biliyorsun değil mi? diyor, yani levh-i mahfuz, ya onun da üstünden gidiyorum ben. Yani ilk başta ne gerekli evrenin yaratılması için? Evrenin Ama yaratılması iki için tür birinci evrensel yasalar yasalar gerekiyor. var. Biri levh-i mahfuzda kayıtlı olanlar, külli yasalar, bir de kitab-ı mübin dediği başka bir kayıt merkezi var. O da cüz'i evrensel kanunların olduğu yer. Yani neden bu ikisi ayrı acaba? Bu çok önemli. Ben birinci söylediğim şey ikisini de kapsayan yasalardan bahsediyorum. Hayır, ikisini İkisinin de kapsamıyor işte üzerindeki bak. Bir külli yasalardan. yasalar var, hiç değişmeyecek. Ölüm kanunu gibi, yer çekimi kanunu gibi, evrim ya da uzayın genişlemesi, bunlar hiç değişmeyecek kanunlar. O levh-i mahfuzda olanlar. Bir de Kitab-ı Mübin denen başka bir merkez ya da kayıt yeri var. Orada da cüz'i detaylar. Mesela nedir? Yani şimdi ölüm kanunu var ama insanın yaşamının ne kadar süreceği ile ilgili olan detaylı, sağlıkla ilgili detaylı yasalar, ki biz bunları manipüle edebiliriz. Yani levh-i mahfuzdakileri biz manipüle bile edemiyoruz. Yani sadece biliyoruz, o kadar. Keşfediyoruz ona Tamam, göre. ben anladım. Yani ama manipüle edebileceğimiz ikinci derecedeki değişebilir yasalar ve kontrol edilebilir olanlar, onlar Kitab-ı Mübin'de. Şimdi evren, yani global şeyi etkileyen, iklim şartlarını etkileyen kanunlar genel yasalar. Ama işte hangi gün nereye ne Tamam. kadar yağmur yağacağının yasası levh-i mahfuzda olan bir yasa değil. Kitab-ı Mübin'de olan detaylı bir yasa. Yani falanca toprak parçasına ne kadar o gün kar yağacak ya da yağmur yağacak. Bunu çünkü o yüzden mesela Ben bilimde daha önceden öngöremiyor. Yani birkaç... Bunun imkansız Bunlar bu. da değişmeyen yasalara Bunlar bağlı. imkansız bu. Nereye İklimin. ne kadar yağmur yağacağı değişmeyen yasalara bağlı. Ya Kesinlikle. zaten Hayır, şöyle anlaşalım. Tamam, biz değişiyor değil, değişen manipüle yasaları edilebiliyor. bilmiyoruz. Manipüle edilebiliyor ve kontrol edilebiliyor. Mesela ceninle ilgili yasalar manipüle edilebiliyor. Biz şu anda o dereceye geldik. Yani bazı kanunları levh-i mahfuza koymuşsa ve bazılarını Kitab-ı Mübin'e koymuşsa arada mutlaka cevheri bir fark vardır. Bir insanın ölümünü gerçekleştirecek bütün maddi kanunlar birleşmişse o eceldir. Onu artık ne ileri ne geri alamazsın. O an geldiyse. İşte o an manipüle edilemiyor. Ama o ana gelmeden önceki ikinci ve üçüncü derecedeki kanunlar, Kitab-ı Mübin'de olanlar, onlar manipüle edilebiliyor ve kontrol edilebiliyor. İsrail mesela, İsrail yapıyordu sanırım, bulutların içine bir tür bomba mı ne koyuyor, hani onu patlatıyor, yağmur yağdırıyor. Hani bu Çünkü yasayı, cüz'i kanunları keşfediyor, tamam, evet, ve onları çünkü manipüle bu ediyor. yasayı manipüle etmek mi oluyor? Evet. Hayır, bu yasalar çerçevesinde, o değişmeyen yasalar çerçevesinde yasanın bir şeyini buluyor, yasalar çerçevesinde yağmur yağdırıyor. Yani bu Şimdi hayır, manipüle ben etmek yasa olmuyor. Yine değişiyor demiyorum, yani değişiyor demiyorum. Manipüle edilebiliyor, kontrol edilebiliyor, tamam. ama öteki külli yasalar, onlar hiç manipüle edilemiyor, kontrol de edilemiyor. Yani onlar hakkında dua da edilemiyor. Bakın, yağmur duası denen bir fenomen var. Şimdi Ve burada mesela dua edilebiliyor. Neden? Çünkü yani hem dua konusu olabiliyor, olabilecek bir mesele, hem de senin bir bombayla, bir şeyle, yani o yağmurun gidişatını değiştirebileceğin bir şey bu. Ama sen o, yani 100 sene bile dua etsen ölüm kanunu değiştirmek için değişmez o senin valla ben duanla ya da doğayla da senin. yağmur yağdığını düşünmüyorum. Yani yağmur manipüle edilebiliyorsa dua da edilebilir. Yani çocuk konusunda mesela
eğer hani cinsiyetini manipüle edilebiliyorsa bunun hakkında dua da Manipüle edilebilir. edilmiyor ki cinsiyeti. Tamamen bir yasa var. XX kromozomu gelirse kadın, XY kromozomu gelirse erkek oluyor. Sen tutuyorsun X Ya kromozomunu, X şey gibi değil. kromozomu Hayır, birleştiriyorsun. sen Öyle onu oluyor. yapabiliyorsun. Ben bunu teknolojiyle Yani yapıyorum işte ya. sen orada müdahale... Yasayı değiştirmiyorum ki. Hayır, müdahale Bunda. edilebiliyorsun. İşte iki te... Hayır, yani eğer Kur'an'da iki türlü kategorize ediyorsa bunun mutlaka bir farkı vardır. Fark Ve olmadığını iddia spesifik etmiyorum. olarak ceninden bahsediyor. Bakın, yani manipüle edebileceğimiz ve kontrol edebileceğimiz yasaları bahsettiği ayette yağmurdan bahsediyor, ceninden bahsediyor aynı cümle içinde. Şu anda önünde Kur'an varsa rahat 8 açabilir misin? Diyor ki Allah her dişinin yüklendiğini, rahimlerinin eksilttiğini ve artırdığını bilir. Onun yanında her şey belli bir ölçüye, hesaba göredir. Tamam, bir de Lokman 34'e bakalım. Bunu da açayım. Ne demiş? Saatin bilgisi Allah'ın yanındadır. Yağmuru o yağdırır ve rahimlerde ne varsa bilir. Hiç kimse kendisine yarın ne olacağını bilmez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Allah bilendir, haberdardır. Yani yağmur ve cenin aynı cümle içinde geçiyorsa bu ikisinin bir ortak noktası olmalı. Ve yani diğer fenomenlerden farklı olması lazım. Yani burada bir örnek veriyor. Yani bunlar manipüle edilebilecek fenomenler örnekleri. İhtimallerden hangisini seçeceğimizi biliyor mu peki? İhtimaller dahilinde biliyor diye Zaten düşünüyoruz biz. ya biliyor mu bilmiyor mu, ihtimaller Hayır, dahilinde biliyor ne bana demek göre. abi? Yani şu... Yani önümüzde ihtimaller var, önümüzde ihtimaller var ve bizim hangi ihtimali seçeceğimizi biliyor mu? İşte ihtimaller dahilinde biliyor. Yani Cin Suresi 28. ayete göre diyor ki ve ahsa kulle şeyin adada. Her şeyi bir adet dahilinde yani biliyor, ihata ediyor diyor. Tam olarak bilmiyor yani. Hayır, Yani %100 Allah'tan olarak sorduğun zaman bilmiyor. bilmiyor diye bir şey yok arkadaşlar. İhtimaller olarak biliyor. Yani ilminin siz şimdi biliyor, Ya hayır siz tamam, şimdi ben biliyor %100 diyorsunuz olarak ama bilmiyor bilmesinin yani. mahiyetini açıklayamıyorsunuz. Yani nasıl biliyor? Biliyor deyip susuyorsunuz. Yani %100 olsa zaten sen onun dışına çıkamazsın. Mümkün değil. Tamam işte Tamam bunu, tamam işte. bunu bilmiyor Yani diyorsun sen yani. onun dışına çıkamazsan, Bil hayır bakın siz eğer diyor benim önümde iman etmek, yani bir peygamber var Hazreti Muhammed ve ben mesela Ebu Cehil, önünde bir peygamber var. Buna iman edecek mi etmeyecek mi? Eğer bunun iman etmeyeceği %100 biliniyorsa daha önceden ve biliniyor demek zaten bir yerde kaydedilmiş demektir arkadaşlar. Yani bunu bir yerde Allah önceden kaydettiyse zaten Ebu Cehil'in Müslüman olmayacağını, adamın önünde objektif olarak bir seçenekten başka hiçbir şey yok. Objektif olarak bak, maddi olarak. Evet, biz de onu diyoruz zaten. Asıl O konu zaman da bu zaten, zaten. Yani hayır, asıl o konu zaman görev seçim özgürlüğü acaba sıfır. yokmaya Seçim geliyor. özgürlüğünü sıfırlıyorsunuz. Böyle bir şey mümkün olamaz. Yani Zaten onu seçim diyoruz. özgürlüğü Yani demek birden fazla ihtimal olması gerekiyor. Objektif olarak ama senin zihninde evet. değil. Evet, Tanrı için ihtimal diye bir şey yok diyoruz. Dolayısıyla seçim özgürlüğü yok diyoruz. Yani bunu Seçim şöyle özgürlüğü yok mu diyorsunuz? buna Bakın bilmiyorum. Kur'an'daki açıklamalar henüz oturmadığı için, yani temel kavram farklarını henüz bilmiyoruz. Mesela fiil ve amel diye iki tane ayrı kavram var Kur'an'da. Buna kimse daha önce dikkat etmemiş. Her şeye insan amel amel deyip duruyoruz ama bir fiil var, bir de amel var. Ve çok enteresan, fiilleri bildiğini söylüyor Allah. Allah yaptığınız fiilleri bilir diyor ama amelleri bilir demiyor. Ameller için diyor ki ameller hakkında gafil değildir diyor. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Allah yaptıklarınızdan, ya pardon, amellerinizden gafil değildir. Ama يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ Şu anda yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Yani çünkü neden? Fiil Yani tan... haberdar. Hayır ama birin Her ikincisi şeyi için... biliyor diyor. Bir de ya bu her şeyin içinde amellerimiz yok mu bizim? Her şey ne demek? Hiçbir şeyin Hayır. dışında olamadığı şey. Her Hayır şey. öyle, hayır her şey diye öyle bir şey yok. Yani bunu temiz etmemiz gerekiyor. Yani bu Ya çok her şeyi külli çorbaya... şeyin kadri ne demek? Hayır, şimdi o külli şey bir kere her zaman her şey manasına gelmez. Mesela Belkıs'tan bahsederken Süleyman kıssasında ve utiyet min kulli şeyin diyor mesela. O Belkıs kraliçe için diyor ki ve utiyet min kulli şey. Ona her şey verilmişti. Ne demek yani? Dünyada olan her şey mi ona verilmişti? Hayır. Yani orada bağlamında, kendi kontekstinde, coğrafyasında ne verilebilecekse o verilmişti demek istiyor. Yani mantıksal olarak ulaşabileceği. Başka yerlerde de diyor mesela, başka ayet örnekleri de var. Yani insanlardan bahsederken o külli kelimesini kullanması, kulli şey, her şey. O yüzden her yerde, her ayette geçen kulli şey
A'dan Z'ye yani evrendeki her şey manasında değil. O kontekste, o bağlamda mantıksal olarak ne olabilirse o olur demek istiyor. Yani o veriliyor, o yapılıyor, o şekilde. Yani şimdi evrenden bahsederken zaten Allah'ın iki fiili şey, ya da iki tür ilmi ayırmamız gerekiyor. Yani bir evrende olan biten şeyler hakkındaki ilmi, bir de insanın yaptıkları hakkındaki ilmi. Bunlar aynı şeyler değil. Çünkü biz zaten evrendeki herhangi bir obje değiliz. Yani bize ruhundan üflemiş ve çok ve bu bize verdiği ne ise, ki bunu da tartışmamız gerekiyor. Bu ruh nedir? Dağlara, taşlara, işte gökyüzüne, yeryüzüne, dağlara arz ettim. Almadılar diyor. İmtina ettiler, çekindiler, korktular ve insan taşıdı bunu diyor. Yani Bu evrendeki, zalim ve cahil olmuştu diyor evet, çünkü ne devamında. kadar ağır bir yükün altına girdiğini bilmediği için, yoksa kötü bir şey yaptı diye zemmetmiyor onu. Neticede ruhu üfleyen kendisi zaten. وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ diyor. Yani ona kendi ruhundan üfledi. Yani buradaki ruh, yani ruhun da bir haritasının çıkarılması gerekiyor. Ruh terimi nedir? Kur'an'daki kavram neye işaret ediyor? Tam olarak bilgiye işaret ediyormuş. Yani bilgi ve seçim, yani bilgi derken bilinci doğuran, seçim özgürlüğünü doğuran bilgi. Çünkü vahyin adı da, diğer adı da ruhtur mesela. Avhayna ileyke ruhan min emrina. Biz sana diyor emrimizden bir ruh verdik. Ya da ruhul kudüs deniyor mesela. İsa'ya yardım eden işte melek Cebrail'in adı da ruhul kudüs. Çünkü neden? Cebrail de bilgi taşıyan melek olduğu için. Yani ruh, evet, bilgi ve emirler, tamam. Yani bilgi ve emirler, o yüzden yani bizde bir şey var ki evrende yok. O yüzden evrendeki yasalarla bizi tartışmak ya da bizi anlamaya çalışmak biraz abes kaçıyor. Çünkü bizde öyle bir şey var ki evrende yok. Yani bunu da anlaşalım bir kere. Özgürlüğünün kendisi inen an itself, yani haddi zatında bir kanun. Yani bunu, bu kanunu anlamamız gerekiyor. Yani sadece bize verilmiş bir şey. Yani objektif maddi bir gerçek. Biraz önce şey dedin ya, seçim özgürlüğü başlı başına bir kanun ve Evet. bizim bunu anlamamız lazım diye. Evet. Benzer şekilde Thomas Nagel diye bir felsefeci var, zihin Evet. felsefecisi. Mind and Cosmos diye bir kitabı var. Yani birkaç sene önce yazdı. Çok başarılı, tavsiye ederim. O da aynı şeyi söylüyor, Mind and Cosmos derken de. Yani bu şimdiye kadar determinist görüşlerin, özgür iradeye ve aynı zamanda da indirgemeci yaklaşımların, hani materyalist indirgemecilik, reductionism yaklaşımlarını tamamen çürütüp diyor ki şu bugüne kadar evrene baktık baktık ama zihne yeteri kadar bakmadık, mind'a. Ve dolayısıyla bizim zihne yönelik yeni yasal, yani yeni şeylere ihtiyacımız Çok var, doğru. teorilere ihtiyacımız var ve biz evreni sanki zihinden ayrı bir şeymiş gibi çalıştık bugüne kadar Hı diyor. hı. Bunu zihinle beraber birleştirip çalışmamız gerekiyor diyor. Evet. Ve bu şekilde dedin, yani o Çok yüzden o doğru. şey dedin ya, hemen ampul yandı. Evet, çok Gerçekten doğru. seçim özgürlüğü de bir yasa ve zihin yasası Evet. ve bizim zihni yeterince şu ana kadar bilimsel olarak da eksiğimiz var. Çalışmadık Evet. ama çok güzel çalışmalar oluyor yani. Kur'an'da verilen felsefi ilkeler olmadan bilime yaklaşırsak da bizi yanlış yerlere götürebiliyor. Yani seçim özgürlüğü var, kesinlikle %100 var ve bunu hiçbir bilimsel araştırma ortadan kaldıramaz. Ama sadece mekanizmasını anlamaya çalışabiliriz. O bahis bitmedi. Yani Kur'an'da neden iki tür şeyden bahsediyor? Bir fiil diyor, bir de amel diyor. Fiillerinizi biliyorum ama amellerinizi biliyorum demiyor. Bu bir tesadüf olabilir mi? Yani nerede? Mesela örnek vereyim. Ey peygamber, işte sana verilen hani tebliğ et. Eğer yapmazsan, yani spesifik bir fiilden bahsediyor. Eğer onu yapmazsan, ve illem tefal diyor. Ve illem tefal, teamel değil, amel etmezsen değil, fiil, yani onu yapmazsan, işte Allah'ın yani risaletini tebliğ etmemiş olursun. Mesela başka bir ayet, Bakara 278-79. Orada da ya eyyühellezine amenu takullaha ve zeru ma bakiye miner riba. Ribayı bırakın, faizi işte bırakın. Yani bizim anladığımız şekilde faiz değil de, o da ayrı bir bahis. Faizi bırakın. Eğer fe in lem tefalu, şimdi spesifik bir emir verdi, faizi yapmayın. Peki fe in lem tefalu, eğer yapmazsanız bunu, yani yine fiil kelimesini kullanıyor, amel yok. Ya da mesela kiramen katibin, İnfitar suresi 11-12. ayetler. Kiramen katibin meleklerinden bahsediyor. Ne yapıyor bu melekler?
يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ Sizin yaptıklarınızı, fiillerinizi bilirler diyor. Neden? Çünkü yazıyorlar. Anında kaydediyorlar. Anında sesli ve görüntülü. Yani Allah'ın arşivine, o İmam Mübin denilen arşive, Yasin Suresi 12. ayet. Oraya kaydediyorlar. Yani önceden kayıtlı hiçbir şey yok bizim fiillerimiz hakkında. Önceden kayıtlı olsa bu yapılan kayıt ne o zaman? Bu da ikinci bir double kayıt mı? Yani nüshasını mı çıkarıyor? Böyle bir şey yok. Yine Saffat Suresi 112. ayet. Mesela Hazreti İsmail babasına diyor ya ebeti if'al ma tu'mer. Yani yap sana denileni, emredileni yap derken yine fiil yani amel değil. Ama amel kelimesinin geçtiği ayetlere bakalım. Ya'meluna salihat. İşte onlar güzel ameller yaparlar, güzel işler. Neden? Çünkü genel bahsediyor. Spesifik değil. Arapçada bu böyledir. Mesela fiili mazi deriz. Hani geçmiş fiil. Neden? Çünkü olmuş bitmiş bir şey hakkında konuşuyoruz. Belli yani kesin. %100. O yüzden fiili mazi denir. Ameli mazi denmez kesinlikle. Yani genel konuşulduğu zaman, spesifik olmadığı zaman amel denir. Allah burada anahtarlar vermiş yani anlayabilmemiz için. Kaza demiş, kader demiş. Bu ikisi ayrı şey, aynı şeyler değil. Fiil demiş, amel demiş. Levh-i mahfuz demiş, kitab-ı mübin demiş. Yani bir sürü ayrımlar var. Bunları anlamadan nasıl mekanizmayı anlayamayız. Yani mesela kaza kadere inandım. Ne demek mesela kaza kader? Bunu hiç kimse doğru düzgün açıklayamamış şimdiye kadar. Ama baktığımız zaman kaza nasıl kullanılıyor? Yani Kur'an'da ayetlerde nasıl kullanılıyor ve kader nasıl kullanılıyor? Yani çok basitleştirerek söylemek gerekirse mesela hani mahkemedeki şeye de kaza denir. Yani kadı kelimesi kazadan geliyor. Yani bir meselede hüküm kazasker yürütüyor. Birine evet mesela kazasker o da bir rütbe adı. Kaza etmekten geliyor. Yani bu hani arabayla kaza yapmak gibi aynı kelimeden geliyor ama farklı bir mana. Yani bir şey hakkında, bir mesele hakkında hüküm vermek. Peki o mesele hakkında hüküm vermek için yani sen Ali'ye veriyorsun o mirası mesela. Ahmet'e vermiyorsun. Yani birine verdin, birine ispat ettin, birinden nefy ettin. Kaza tam da budur. Yani bir mesele hakkında olumlu olumsuz karar vermek. Peki buna karar verebilmen için ne gerekiyor? Bir kere Ahmet ve Ali'nin mevcut olması gerekiyor. Bir kere davanın mevcut olması gerekiyor. Objektif olarak. Yani boş yere karar verilmez. Ve o dava hakkında da bilgin olması gerekiyor. Yani onun içeriğine dair, kimin ne zaman olduğuna dair, yaşadığına dair o aile hakkında bilgi gerekiyor. Kader işte o bilgiye tekabül ediyor. Yani bu işte evrendeki yasalar dediğimiz birinci ve ikinci kategorideki yasalar. Kader o. Hani kadere inandım deyince bizim Müslümanlar ne anlıyor? Ha işte Allah önceden yazmış benim amellerimi, ben onu keşfediyorum. Böyle bir şey yok. Kader sen sadece evrendeki bilgi yani senin işte bünyen nasıl, beynin nasıl çalışıyor az önce Lin'in anlattığı gibi. Yani bizimle ilgili olan yasaları keşfetme o kader. Peki öğrendikçe ne yapıyoruz? Kaza yapıyoruz. Yani seçim özgürlüğüyle, elimizdeki özgür iradeyle o yasalar dahilinde manipüle edebileceğimiz, kontrol edebileceğimiz şeyleri keşfediyoruz. Ve manipüle edemeyeceğimiz, kontrol edemeyeceğimiz şeyleri keşfediyoruz. Ama hangi seçimi yapacağım kalbi beladan biri bir yerlerde kaydedilmiş değil. Yani Allah hiçbir yere kaydetmemiş senin hangi üniversiteyi seçeceğini, kiminle evleneceğin, kaç yıl yaşayacağın. Zaman, çünkü bakın bir ayet göstereyim, bir delil, bir dakika. Bir delil göstereyim. Eğer senin hangi saatte, hangi dakikada, hangi saniyede öleceğin, daha önceden, sen daha doğmadan belli olsaydı şöyle bir ayet olması mümkün değildi. Fatır suresi 11. ayet ne diyor? وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَسُ مِنْ عُمُرِهِ اِلَّا فِي كِتَابٍ Yani hiçbir uzun ömürlü olan, ömrü uzayan hiç kimse yoktur ki ya da ömrü kısalan. Bakın ömür uzatılmasından bahsediyor ve ömrün kısalmasından bahsediyor. Yani bir yerde yazılı olan, %100 belli olan bir şey uzar kısar mı? O neyse odur. Ya uzamaz da ve kısalmaz. Yani sen 70 yaşını yaşayacağın belliyse önceden onun ömrü kısaldı denmez ona. Ömrü kısaymış denir. Yani baştan kısa yaratılmış. Baştan kısa belirlenmiş. Senin 50 yıl yaşayacağın baştan öyle belirlenmiş. Diğerine de 70 sene verilmiş. Uzun ömür verilmiş denir. Ama uzamış denmez. Ya da kısalmış denmez. Kısaltılmış denmez. Ama burada diyor ki وَلَا يُنْقَسُ مِنْ عُمُرِهِ
İlla fikirler zaten bunu anlayamıyorlar. Tefsirciler şaşırıyorlar. Yani ne demek? Acaba diyorlar hani birine verilen ömür kötü yaptığı işlerden dolayı alınıyor da başkasına mı veriliyor? Yani acayip acayip şeylerle anlamaya çalışıyorlar. Çünkü neden? Çünkü hepsi de kafasını fix ediyor ve diyor ki benim 70 yıl yaşayacağım, 80 yıl yaşayacağım. Ben daha doğmadan kalü belada Allah tarafından biliniyor, yazıldı, kaydedildi, kitap kapandı, kalemler bırakıldı, bitti. Aynen bu şekilde rufiyatil aklem, ucuffetil suhuf. Sayfalar toplandı, kalemler bırakıldı. Yani düşünün böyle. Yani bu bir eşari görüştür. Ki bunun kavgası verildi Emeviler zamanında. Biz aslında hala aynı kavgayı yapıyoruz. Ama modern bir ambalajla tekrar bu eşari düşüncesini geri piyasaya sürmeye çalışıyoruz. Ama farkında olmadan tabii ki sizin hiçbiriniz eşari kafasında birisi değilsiniz. Ama bu gelenekçi görüşler o kadar içimize yer etmiş ki, yani 14 asırdır bilinçaltımıza, şuuraltımıza o kadar güçlü bir şekilde yer etmiş ki kurtulmak çok büyük bir mesele haline gelmiş. Yani önce bu ön yargılarımızdan kurtulmamız gerekiyor. Ve mesela ölümü nasıl tarif ediyor Kur'an? Bir dakika şunu da ekleyelim bu sahneye. Kitaben muacceler diyor ölümü tarif ederken. Yani tecil edilmiş, ertelenmiş bir kitaptır diyor. Yani ölüm kanunu var genel olarak. Ama senin benim hakkımda bu ertelenmiş, ucu açık yani. Hiçbir yerde yazılı değil senin hangi dakikada öleceğin. Yani o kanunu sen seçiyorsun ve aktif hale getiriyorsun. Bakın şöyle açıklayayım. Yani sağlıklı yaşama kanunu var, sağlıksız yaşama kanunu var, tamam mı? Ama senin bu kanunlar arasından hangisini seçeceğin daha önce hiçbir yerde yazılı değil. Yani bu temyizi yapmamız gerekiyor. Çok dakik bir temyiz bu. O ikinci kategorideki kanunlar bir yerde yazılı. Ama senin o kanunlardan hangisini seçeceğin yazılı değil. Onu sen aktif hale getiriyorsun. Yani bu normal şimdi tamam. De şöyle bir şey var. Saat bir saatle ilgili bir ayetteydi. İşte bakın. Çünkü neden orada kıyameti koyuyor? Orada da o da tesadüf değil. Çünkü kıyamet bilgisi, kıyametin ne zaman kopacağı da tam saati, dakikası hiçbir yerde kayıtlı değil ve Allah ona da henüz karar vermiş değil. Ha, buldum. Diyor ki saatin bilgisi Allah'ın yanındadır. Yağmuru o yağdırır, rahimlerde ne varsa evet. Bilir. Hiç kimse kendisine yarın ne olacağını evet. Bilmez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Allah bilendir, haberdardır. Birincisi evet, şu, doğrudur. Bu ayet gerçekte çelişiyor. Adam idamlık mahkum olmuş. Nerede ölecek? Elektrik sandalyesinde ölecek. Ne zaman? Şu saatte, şu dakikada. Hepsini biliyor adam. Hayır, daha öncesinden demek istiyor tabii ki. Yani sen 10 yaşındayken nerede öleceğini biliyor musun? O zaman kıyameti de böyle anlayabiliriz. Tabii ki öyle. Sen kaçınılmaz noktaya doğru yaklaştıkça seçeneklerin azalıyor zaten. Yani hapse girmişsen zaten seçeneklerin azalmış. Ya mesela Enbiya suresi 28. ayette diyor ki o onların geçmişini ve geleceğini bilir. Onlar onun hoşnut olduğu kullarından başkası için şefaat etmez. Hac suresi 76 diyor ki onların geçmişini ve geleceğini bilir. Her şeyin nihai kontrol ve yönetimi Allah'a aittir. Bir dakika, Enbiya 28 mi dedin? Evet. Bir şey demiyor yalnız. Nereden çıkardınız? Ben meallere bakıyorum. Meallerde gelecek yok mu? Onların geçmişini ve geleceğini bilir diyor. Hayır, hayır. Ayet öyle bir şey demiyor. Ne diyor? O benim söylediğim yer. Ayet diyor ki ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum. Geçmişlerini biliyor ve şu anda ne yapmakta olduklarını biliyor. Şu an. Bakın çok evet. Ma beyne eydihim demek. O zaman inanılmaz bir hata var bu çeviride. Evet, şu maalesef. Şu anı gelecek diye çevirmişler yani o zaman. Evet, çok yanlış. Ama Arapçada ma beyne eydihim demek. Şu yani an kelimesi ne demek? Şu an kelimesinin Arapçası nerede geçiyor orada? Ma beyne eydihim. Yani tam motomot çevirisi. Şu an mı demek? Evet, Arapçada ma beyne eydihim şu an demek. Çünkü iki elinin arasında olan şey demek. Diyanet de mesela önlerindekini ve arkalarındakilerini bilir diye çevirmiş. İşte önünde derken present time. Tevbe yani 42, şu anda önünde şimdi. Yapmakta Tevbe olduğu. De gelecek ki, değil. Tamam. Mesela yakın bir menfaat ve orta uzunlukta bir yolculuk olsaydı seni izleyeceklerdi. Ancak zorluk onlara fazla geldi diyor. Yani bir insanın belli şartlar gerçekleşseydi şunu yapacaklardı diyor. Yaparlardı diyor. Yani burada bir ihtimalden bahsediyor yine. Demek ki ötekisi de mümkünmüş. İhtimalden bahsetmiyor. Evet. Diyor ki bu şartlar gerçekleşseydi hayır, bunu yapacaktı diyor.
Bu şartlar gerçekleşseydi Evet. bunları Ama yapacaklardı. yapmamışlar. Ama yapmamışlar. Bu da başka Yapabilirler bir şey diye seçmişler. yaparlardı diye Sizin hüküm tezinizi koyuyor çürütüyor. ona. Ama farklı bir şey seçmişler arkadaşlar. Sizin aleyhinize bu delil. Hayır, iki tane seçenek varmış ve bunlar başka bir şey seçmişler. İkisi de muhtemel de diyor. Allah diyor ötekisini de yapabilirlerdi diyor. Bakın. Demek ki ihtimal Tamam, hangi dahilindeymiş şartlar ötekisi de. dahilinde yapacağını biliyor yani. Şu şartlar Peki bu gerçekleşse önce bu ama olacak diyor. bakın önceden yazılı olsaydı, önceden Allah'ın ilminde kayıtlı olsaydı ne yapacakları? Böyle bir cümle kurabilir miydi Allah? Ya Savaşa gitme seçenekleri vardı diyor, gitmemeyi seçtiler diye onları zemmediyor, eleştiriyor. Eğer ihtimal dahilinde değildiyse bu insanların nesini eleştiriyor o zaman Allah? Yani onların savaşa gitmeyeceği kalü beladan beri belliydiyse Allah diyemez sen neden gitmedin diye. Eleştiriyor bu insanları. Niye? Konuyu şey yapalım. Elif de çıktı zaten. bir şey söyleyeceğim. Hani önce de böyle bir şey olmuştu. Sen Elif'in ihtimalleri, yani Allah'ın geleceği bilmesi ihtimalleri sıfıra indirir tezini savunuyor musun? Ne düşünüyorsun o konuda? Ya ben zaten bu ihtimalleri mesela 5 ihtimal, 10 ihtimal gibi görmüyorum. Mesela ben bir davranışta bulunacağım. A'yı ya da B'yi seçeceğim ki yani milyonlarca ihtimal var ama A ve B diyelim. Evet. A'yı seçtiğimde yani bunu bilim kurgudan örnek vereceğim ama hani paralel evrene geçmek gibi düşünüyorum. Yani tabii ki böyle değil yani bir yere geçmiyoruz ama hani analoji olsun kafamızda diye. A'yı seçtiğimde paralel evren A'ya geçtim. B'yi seçtiğimde paralel evren B'ye geçtim. Ondan sonra da başka ihtimaller var. O evrenler de başka evrenlere açılıyor. Onlar da başkalarına açılıyor derken böyle ihtimaller içinde ihtimaller ve kaos teorisini biliyorsanız eğer orada da mesela fraktal geometriden bahseder. İç içe iç içe iç içe geçmiş fraktallerden bahseder. Ben ihtimalleri de bu şekilde düşünüyorum. Yani zihnimizin bile kavrayamayacağı mükemmellikte ihtimallerin yarattığını düşünüyorum Tanrı'nın. Ve bu ihtimalleri yaratmış olduğu için zaten ihtimalleri biliyor yani. Ama hani böyle sıkışıp kalmak istemiyorum açıkçası. Aa benim o zaman işte şimdi ayağımı atacağımı biliyor muydu? Kahve içeceğimi biliyor muydu falan. Hani bunlar çok kısır oluyor bence. Bana kalırsa zaten müthiş bir ihtimal şeyi var ve biz bu dediğim başta da bahsetmiştim aslında sen yoktun İbrahim. Hani şey böyle istatistik konusunda da hani şey yapmamız bu ihtimal derken neden bahsediyoruz veya işte bu kaos teorisini falan da anladıktan sonra belki daha iyi anlayabiliriz. Aynı şekilde kuantum teorisini de söylüyorum. Hani bunu şey için söylemiyorum. İşte ne bileyim böyle çelişki göstermek veya şey değil ama hem kaos teorisi hem kuantum bunlarda bir şeyler var ve bunlardan yola çıkarak zihin hakkında da özgür irade konusunda da bir yere varabileceğimizi düşünüyorum. Yani benim görüşüm bu yönde. Güzel anlattın. Ya gerçekten çok karmaşık bir konu. Bu konunun anlaşılması için Kur'an'daki Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın kendini nasıl tanımladığı ile ilgili kesinlikle böyle çok iyi bir analiz ortaya koymamız gerekiyor. Mesela diyor ki ayette hadid 3'te diyor mesela o ilktir, sondur, o en dıştakidir, en içtekidir, o her şeyi bilir diyor.